Ne üflüyorum açıkçası. Aa. Evet. Ne üflüyorum. Ne işte zamandan beri? Dediğim gibi 10 yıl var. Evet. Ha, profesyonel değil. Ama rahatlamak amaçlı bir... Mesela çekimden eve gittiniz, öyle bir şey mi, evet, yapıyorsunuz? Evet, İnanın. Şey, aa, ne güzel. Ne üflüyorum. Arada bir klarnet üflediğim olur. Ona bakarım. Aynı sesli üflemeli çalgı üflemeli çalgılar. İkisi ayrı ayrıdır ama onu da bakarım. Nasıl yapabiliyorum diye. Onu da yapabiliyorsunuz. Çok profesyonel değil. Asla olmadı ama iyidir. Şarkı türkü söylerim kendimce. Şiir yazarım. Yazabildikçe. Ama işte yüzmeydi, hangi şarkı, spordu. Hangi şarkı türkü falan söylüyorsunuz mesela? Ha? En çok hangisini söylüyorsunuz? Çok türküler var da hani Sen Gelmez Oldun mesela çok severim. Sevdiğim türkülerdendir. Kurtlarda Geçen türkülerden mırıldanırım. Diğer türkülerden hani kimsenin belki de dinlemedi demeyeceğim. Herkes türkü dinler çünkü. Unutulmuş türküleri daha çok tercih ederim. Popülerlerden ise. Sesiniz güzel midir? Kendime güzel ama başkasını bilemem. Başkası. Ne geliyor? Ha, türkü mü geliyor? Geliyor diyor. Hüseyin bak ne diyor Necati Bey. Türkü söylemiş kadar oğlum bilseydim türkü söylerdim. hadi. bir ney falan var mı buralarda? Klarnet bir şey. Biraz mesajlara dönelim. Peki. Derler ki ben Kasımpaşa'dan Gökhan. Necati abi ben senin hayranınım abi. Sen bu dizide oynarken nasıl rolünü bu kadar ustaca oynuyorsun? Yaparken hiç zorlandığın oluyor mu? Gerçekten çok zor bir rol. İyi bir mesaj gelmiş mesela. Evet. Bazı mesajlarınız yalnız kesik kesik geliyor. Onun nedenini daha anlayabilmiş değilim. Ben birkaç kişi koydum oraya yerleştirdim. Kesiyorlardır böyle. Yok, uzun yazıyorlar, uzun yazıcı kesik kesik geliyor. Yani. Daha kısa yazsalar. ay bak ne demişler bana. Kilonuzu sormaya gerek yok, sabahın dal gibisiniz. Maşallah. Ben yanlış bir şey mi söyledim yoksa? Yok, ben kendi kendime söyledim ya ona.
Dizinin neden yumuşadığına dair çok mesaj geliyor. Uyarıldınız mı filan gibilerinden? Yok, o Nasrettin Hoca hikayesi gibi bir şey. Yani hani bir devenin üstüne binmiş giderken, işte yazık değil mi üstündesin, çocuğuyla beraber giderken in aşağı, efendim aşağı inmişler, az ileriye gitmişler, devenin üstüne çocuk binmiş, Nasrettin Hoca yaya gidiyor, efendim niye çocuk orada, sen aşağıdasın, ayıp değil mi, az daha gitmişler, bu kez değiştirmişler, deve boş gidiyor, onlar aşağıda gidiyorlar, ayıp değil mi, hani boş gidiyor deve, siz niye binmiyorsunuz, az daha ileriye gitmişler, ikisi birden binmişler bu kez, İkiniz ağır değil misiniz, niye bindiniz? Biz bir sürecin içerisindeyiz. Daha öncesinde başka şekilde eleştiriliyorduk. Şimdi başka şekilde eleştiriliyoruz ama biz bildiğimiz gibi yapıp gitmeye çalışıyoruz. Benim anladığım, yani senarist arkadaşlarımın yapmaya çalıştığı, benim anladığım bu. Bir zamanlar, aa bu tamamen erkek dizisi, bunda hiç kadın yok derken, şimdi birkaç tane kadın koyuyorsunuz. İnsin aşağıdan o deveden, deveden aşağı inin diye duruma düşüyor. Aslında bir rahat bırakırsak bir senaryo matematiğin içerisinde çok güzel hikayelerin anlatılabileceğinin farkına varırsak çok mutlu olacaktır seyircimiz de, o eleştiriler yapan seyirciler de diye düşünüyorum. Az sabır. Az sabır. Evet. Siz eleştirilerden hoşlanıyor musunuz? Ya bir taraftan eleştirilmek aslında güzel bir şey. Güzel bir şey yani. Evet. Ben şahsım adına ben eleştirilmekten hoşlanıyorum. Az önce söylediğim gibi hani kasıt çok önemli, çok önemli eleştiride. Çok bariz bir şekilde yıpratıcı olmadıkça onlara gülüp geçiyorum zaten. Ne kadar sert olursa beni o kadar aslında teşvik edici olarak buluyorum. Doğru söylüyorsun. Daha iyisine, daha öyle hırstan daha... dolayı değil ama bir çalıştırıyor, bir teşvik ediyor. Daha iyisini yapmak için. Daha iyisini yapmak için. Özel hayatınızda ağır mı takılırsınız yoksa sempatik misinizdir? Güzel genelde diyorum. Sempatik olduğum söylenir ama insanlar ilk görüşte böyle bir şöhret olmadan önceki hayatımda da öyle miydi? Evet, sert bir duruşum, hani gölgesi ağır mı, öyle bir tabir var onun gibi, böyle pek yanaşıp da ama tanıdıktan sonra çok sıcak bir insan, sempatik bir insan olduğumu anlayan ve bunu söyleyen ama çok insan olmuştur. Ama ilk duruşun olması da güzel bir şey yani. Hani daha böyle sertmiş. Evet, o zamanlar faydasını görüyordum ama şimdi tabii ön yargılara sebep veriyor. Olabiliyor, evet. Doğru. Peki şöhretten memnun musunuz? Ya çıkıp mesela hani canınız hava çok güzeldi mesela bugün, Boğaz'a yürüyüş yapmak istedi, çekin de yok. Yürüyebiliyor musunuz? Ne bileyim ben. İşte elinize bir tane elma alıp hart 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 yiyebiliyor musun sokağın ortasında? Yok, bunları yapamıyorum. Hani... Bunları yapamıyorum. Gerçi bu hani elma alıp yürümek özlenecek bir şey değil de hani bir yürüyüş yok, yapmak falan gibi bir şey. Bunları yapamıyorum. Yıllar öncesinde 15 belki de yıl öncesinde İstanbul'a geldim yine bir gezide. Bu Alman Çeşmesi vardı Sultanahmet'te. Orada arkadaşlarla beraber gezerken hadi bir fotoğraf çekelim demiştim. Bir iki bölüm öncesinde Sultanahmet'te çekimimiz vardı ve ben aynı Alman Çeşmesi'nin önündeyim ve orada sadece çekim esnasında sahneye geçip, yani yolun ortasına geçip onu yapabiliyordum, onun haricinde bir izdihamla tekrar kafeteryanın içerisine giriyordum. Tabii ki bu büyük ve çok önemli, çok güzel bir sevgi, o sevgiselinin olması. Ama aynı zamanda o bana şeyi hatırlattı. Ben yıllar öncesinde burada bir fotoğraf çekmişliğim var tek başıma. İki arkadaşımla. Benimle hatırası olsun diye, niyeyse o hani Alman Çeşmesi'nin bir hatırası olsun diye fotoğraf çektirirken şimdi insanlar benimle fotoğraf çektiriyordu orada. Ay ne kadar hem güzel hem ilginç bir hikaye. Hayat ilginç. Ne zaman ne olacağı, ne nereye geleceği insanın hiç belli değil yani. Güzel hikayeymiş bu. Teşekkür ederim. Bu arada sizin Ebru'ya evlenme teklif ettiniz değil mi dizide? Evet. Çok kızdılar. Çok izleyicilerimiz, kızdılar. Evet. Ne yapalım? Yani hem Elif'e bu yapılır mı diye kızanlar var hala. Ama bak az önce şarkıyı da dinledik. Elif'im noktalandı. Az derdim çok çalandı. Yetiş anam, yetiş babam. Mezarım tahtalandı diyor şarkıda. Hmm. Türkiye'de daha doğrusu. Birazcık da annesinin baskısı ve annesinin belki de ölüm döşeğindeki son isteği. Ameliyat öncesi son isteği belki de
O da var. Efendim uzun zaman sonrasında aşk paylaşımı gibi, tam olarak aşk da değil ama bir paylaşım yaşadığına inandığı birisi Ebru. Elif gömmesi gerekiyordu nihayetinde. Yine dizideki Ömer Baba'nın telkinleriyle onu gömdü. Ve artık yeni bir hayatın süreci içerisine girdi. Biraz şey gibi bu, hani Ebru'yu, yani Polat Alemdar'ın başka bir kadından hoşlanmasını sanki kadın izleyiciler kıskanmış gibi. Yani niye hani bir kadına evlenme teklif yok, ediyor? Yok, o ta Elif zamanında da vardı. Ha, var mıydı tabii o zamanda? Tabii canım, Elif zamanında ilk zamanlarda bu 40-50 bölüm içerisinde ne eleştiriler geliyordu Elif için. Çıkartın bu kızı, artık görmek istemiyoruz, biz Polat'ı seyretmek istiyoruz diye eleştiriler vardı. Yani aslında hep ola gelen bir şey bu, hani insin aşağı çıksın yukarı, insin aşağı çıksın yukarı durumu hep ola gelen bir şey. Bir süre sonra da çok seviyoruz Ebru'yu denilecektir. Yani değişkenliği içeren bir şey. Bir şekilde gidiyor. Peki niye az önce aşk değil dediniz? Hanım? Aşk değil dediniz Ebru'yla olanı. Mantık mı? Ebru kadar Elif kadar büyük bir aşk değil. Aşk olup olmadığını da analiz ettiğim kadarıyla senaryoda evet hoşlanıyor, seviyor ama anne isteğinin ön planda olduğunu görebiliyorum. Büyük bir aşk düşünülmüyor diye okuyorum, öyle tahmin ediyorum. Tamam, şimdi buradan eğer Necati Şaşmaz'a gelirsek, böyle bir evlilik yapar mı Necati Şaşmaz? Hani annesi istedi diye, aşık değil ama hani iyi olabileceğine inanıyor. Hadi evleneyim, var mı öyle bir şey? Annem isterse mi? Evet. Annem isterse her şeyi yaparım. Ay inanmıyorum. Annem tüylerim diken diken oldu. İster mi böyle bir şeyi? Bilmiyorum. Bana kıymaz. Anneciğim. Hürmetler efendim. Sonuçta yani kendiniz, kendi istediğiniz biriyle, aşık olduğunuz biriyle mi, hani öyle tutkulu, şevhetli bir aşkın yaşandığı birisiyle mi evlenmek istersiniz? Yoksa hani işte çocuğuma iyi anne olacak, bana yanımda, hani bana yakışacak filan gibi düşünceleriniz mi var? Tabii ki ikisinin ortak noktası daha doğru. Esfiyara şey. Dolsa değil mi? Hani, o zaman dükkan sizin. Ama bilemiyorum o konuya pek. Yani aşk bana hep sorulan bir şey. Yani aşk nedir sizce? Aşk nedir? Bilmeyen adama aşk soruyorlar. Hani ben. Ya nasıl bilmezsin? Ben bilmem canım. Ben aşık olmadım. Ben yani. Nasıl düşünüyorsunuz aşık olmayı? Aşk. Aşk bence bak kara delik gibi bir şey. Hı. Yani insanlar gidiyorlar böyle o kara deliğin arkasında olan bir şey. Oraya varma çabası. Onun ardında olan bir şey. Ama herkes oraya gidip cesaret edip de yok olmaya, o fedakarlığı gösterip de yok olup arkasına varmaya cesaret edemiyor. Bunu da sadece mecazi aşklar diyebileceğimiz aşklar, o insanların o kara delik önündeki halinde pervasızlığını verip de karşı tarafa geçirmeye sağlayabiliyor. Yani burada sakın hani mecazi aşkları küçümsediğim anlamına gelmesin. Ama bu ilahi aşkı, mutlak aşkı yaşamanın vesilesi olduğunu düşüncesindeyim ben. O yüzden böyle çok önemsenecek gibi gelmiyor bana diğerinin yanında. Acaba hani diyor dediniz ya, işte o kara deliğe girmekten korkanlar var. Korkanlardan mısınız? Belki de. Aşka yürek gerek. Var ya Mustafa Sandal. Belki de ben aşka onun ardındayım da bu tarafta ekip ben pek ilgilenmiyor olabilir. Hayır, şimdi ben en basit haliyle anlatayım mı aşkı? Evet. Hani böyle onu gördüğünüz zaman ya da telefonunuzda adı yazdığı zaman ya da karşılaştığınız zaman şu mideye bir sancı girer. Hiç olmadı mı o? Bilmiyorum öyle bir şey. Sen kaç. Meğerse masrafada Hüseyin varmış bende. Yok çok. Bunu çok bilmişliğim var. Yok hani o değil. Aç deyince direkt o midede yaşamış yani. Yaşamış değilim yani onu. Hadi ya. Öyle bir duyguyu yaşamadım. Ama yaşayan insanlardan çok duymuşluğum var. Bu benim tenkit ettiğim bir şey değil. Ben bunu hayatım boyunca hiç yaşamayacağım anlamına da gelmez. Hiç ama, kafayı takma falan da yok mu birisine mesela? Yok öyle bir duygum. Yani kafayı takma derken
kriz yaratmak anlamında. Hayır, hani tabii ki kriz yaratmak anlamında değil ama ne bileyim ben, hani öyle insan kafayı takar ya, aradı aramadı, geldi gelmedi, evet dedi demedi, yemeğe çıktık çıkmadık filan gibi. Pek zamanım olmuyor herhalde benim. Gerçekten bu kadar işin arasında ya. Ben işimle aşk yaşıyorum açıkçası. Ya ben şimdiyi konuşmuyorum Necati Bey. Daha önce de olmuş olabilir bu yani. Yine aynı şey geçerli. Yine çalışıyorduk. O zamanlarda başka meşguliyetlerim vardı. Bu ama bak, çok aslında çok güzel bir cümle bu. Bu çünkü diğer seyreden hanımlar arasında, yani bütün kadınlar arasında daha doğrusu, böyle beğenenler arasında bir hırs yaratır. Hani ilk bana aşık olacak falan, hani ben tanışacağım, ben tavlayacağım falan gibilerinden. Bilemem ki. Öyle mi? Kısmet. Ne olur ne olmaz değil mi? Ay. Kalemim gidiyordu. En sevdiğiniz bölüm hangisi diye bir soru var. Yani bütün bölümlerde kendisi oynuyor. Nasıl, en sevdiğiniz var mı öyle bir şey? Henüz çekilmeyen olan. Yani vay. Ne diyeyim başka? İlk bölümü çok severim. İlk bölümü çok severim çünkü şeyin oluşumudur. Kurtların oluşumu oradan başlamıştır. Amaç, hedef, her şey orada çizilmiştir. İlk bölümü çok severim. İlk bölüm, evet. Tabii. İlk göz ağrısı o bölüm değil mi? Ben oynamadım ama o bölümde. Ya. Evet. Sadece bir resim vardı. Gerçekten. Gerçekten. Kardeşim oynamıştı. Her çok iyiydi bu. Raci. Raci oynamıştı. Ha sonra tabii ameliyat oldu. Tabii ameliyat olduktan sonra ben girdim. İkinci bölüm ben girdim. O yüzden çabuk çok ameliyat sevdim. Oldu. Çabuk bir şey yaptı. Çabuk çıktı. Çabuk çıktı. Hemen ben bu taraftayım dedi. Şimdi de evlilik teklifi sahnesine gelelim. Okey. Seyredelim. Bak bir daha görüşmeyelim diyeceksen ben şuradan bir taksiye biner giderim.